Arkadaşlar merhaba. Atina'da işler iyi gitmiyor. Yunanistan'ın bütçesini alt üst edecek düzeyde bir silah yatırımına gitmeleri işleri iyice işin içinden çıkılmaz hale getirdi. Yunanistanlılar durumdan da pek memnun değil. Çünkü bildiğiniz üzere Yunanistanlılar rahatına düşkün bir millettir. Hatırlayın, bundan bir 10-15 sene önce kadar Yunanistan'da bir kriz yaşanmıştı ve bu krizde biraz tasarrufa gitme kararı altında hükümet halk sokağa dökülmüştü. Neden? Çünkü rahatlarından, gelirlerinden ödün vermek istemediler. O yaşam standartlarından ödün vermek istemediler. Şimdi gelinen noktada Yunanistan halkı aslında Türkiye ile Yunanistan arasındaki bu gerilimden çok da memnun değil. Ama birileri bu savaşı körüklüyor. Özellikle Yunan medyasının bu savaşı körüklediğini, kimden nasıl emir aldı, neden bu şekilde bir tavır sergiliyor bilinmiyor ama özellikle de biliyorsunuz son birkaç gündür öncelikle Yunan savaş uçaklarının Türk savaş uçaklarına radar kilidi atması, sonra da S-300'lerin Rusya'dan alınan Yunan S-300'lerinin Türk savaş uçaklarına kilitlenmesi aslında işin boyutunu biraz daha tehlikeli bir noktaya taşıyor. Yani burada o S-300'lerden bir tanesi bir ateşleme yaparsa ve bir Türk savaş uçağını düşürürse işte o dakikadan sonra artık savaş başlamış demektir. Yani bu noktada gelinen durum bu noktada. Aslında herkesin biraz daha sakin olması, geriye çekilmesi gerekirken Yunanistan'ın özellikle S-300'leri devreye sokması işin aslında daha da ileri gitmesi noktasında isteklerinin olduğunu bir göstergesi. Özal Şendir'in Milliyet gazetesindeki köşesinde ifade ettiği şu sözler bence önemli. Diyor ki Özal Şendir, Miçotakis belli ki kontrollü bir çatışma istiyor. İki ülke arasındaki sıcak bir çatışmanın Amerika ve Avrupa Birliği müdahalesiyle kısa sürede durdurulacağını, o zaman diliminde hava çatışmasında Türkiye'ye kayıp verdirirse halkın ekonomiden önce güvenlik politikalarına bakacağını, Amerika Birleşik Devletleri ve Avrupa Birliği'nden hem silah hem de ekonomik yardım alacağına inanıyor. Bugüne kadar çok örneğini görmediğimiz üst üste radar kilidi atmanın başka bir izahı yok diyor arkadaşlar. Bakın burası çok önemli. Yunanistan'ın Türk savaş uçaklarına üst üste radar kilidi atması aslında Yunan halkından ziyade Yunanistan'ı yönetenlerin artık bu savaşı çok istediğinin de bir göstergesidir. Özal Şendir'in şu cümleleri de bence önemli. Miçotakis'in en korktuğu şey de olası bir Yunan üstünlüğündeki hava çatışmasından sonra Batı dur dediğinde Türkiye'nin ne yapacağı? Bakın burayı bir daha okuyacağım. Olası bir Yunan üstünlüğündeki hava çatışmasından sonra Batı dur dediğinde Türkiye'nin ne yapacağı? Kahraman olmak isterken birden çok ada ve toprak kaybeden bir başbakan olursa sonra gireceği yer başbakanlık ofisi değil hapishane olur diyor arkadaşlar. Bakın burada anlatılmak istenen şu aslında. Yunanistan'da çok kısa sürecek, 48 saat sürecek bir savaşın hazırlığı var aslında. Burada Türkiye'ye üstünlük kurup adaları ele geçirmek, Türkiye'yi de denizden atmak suretiyle kara çıkarması da aslında hesaplarda var ama Türkiye'ye üstünlük kuracakları bir savaş. Tam bu noktada Amerika ve Avrupa Birliği dur diyecek ama kazanımları olacak Yunanistan'ın bu savaşta. Böyle bir hesap var ama tam tersi olursa ya Avrupa Birliği ve Amerika dur demezse ve Türkiye karşı hamle yapıp Türkiye o kaybettiği adaları da geri almak suretiyle ya ilerlerse işte o dakikadan sonra Miçotakis'in gireceği yer başbakanlık ofisi değil hapishane olur diyor. Aslında burada söylemek istediği şey Atina'nın kontrollü bir çatışma istediğidir arkadaşlar. Aynı gazetede Abdullah Karakuş ise Yunanistan'ın hayalleri ve gerçekler başlıklı yazısında başka bir detayı bizimle paylaşıyor. Yunanistan ne yapmak istiyor? Bu aralar en çok sorulan sorulardan birisi bu. İşte bu soruya cevap arıyor Abdullah Karakuş. Ve diyor ki Doğu Akdeniz'de oyunlar, Ege Denizi'nde oyunlar, adaların silahlandırılması, Kıbrıs sorununun çıkmaza sokulması, Avrupa Birliği'ne ve ABD'ye sırtını dayamaya çalışma, Batı Trakya Türklerine baskı, mültecileri ölüme terk etme ve Türkiye düşmanlığı. Bunlar daha da arttırılabilir. Türkiye'nin bütün iyi niyet çabalarını görmezden gelerek işi çıkmaza sürüklüyor. En son olaraksa NATO görevindeki Türk savaş uçaklarına taciz. Şaka gibi. Yunanistan için acı gerçekler. Avrupa Birliği artık bu şekilde şımarık çocuğuna bunun gerçeklerini bir şekilde anlatmak zorunda. Helenizm hayallerini ancak rüyalarında görecekler. Avrupa'ya gaz taşımak için en önemli ülkenin Türkiye olacağını da
bir tek Yunanistan anlayamıyor nedense. Artık rüyadan uyanma ve gerçekleri görme zamanı Yunanistan için. Evet arkadaşlar, Yunan tarafında bunlar yaşanırken geleceğe, yakın geleceğe bakıyorum, içim şişiyor. Bu kış resmen buz tutacak evler. Yokluktan intihar edenlerin haberlerini geçeceğiz bol bol. Tüm dünyadan arkadaşlar, bakın tüm dünyadan. Pahalılık bütün dünyayı sarmış durumda ve her geçen gün daha da beter hale geliyor. Ülkemizde de yazın fiyatlar düşer müşer dedik ama baksanıza Serabil Başkanı ne dedi? Domates bu kış 50 lirayı geçecek. Aslında bu sadece domates için değil, diğer sebze ve meyveler için, özellikle sebzeler için aslında geçerli bir durum olabilir. Adamlar Avrupa'dan geliyor, ülkemizin tarımsal arazilerini yıllık kapatmak istiyor. Neden? Avrupa'da kıtlık vardı ondan. Daha çok para sevdasına, bizim soframıza gelemeyen sebzeler Avrupalıların sofralarını süsleyecek. Neden? Çünkü onların parası değerli. Bizim paramız değersiz. Bizse dışarıdan ithal geleni pahalı bir şekilde almak zorunda kalacağız. Pirinç örneğini yıllardır yaşıyoruz. Kaliteli Türk pirinci yurt dışına giderken ithal kalitesiz pirinçler ülkemizde poşetlendiği için yerli damgası yiyip satıldı yıllarca. Şimdilerde menşei muhabbeti var da en azından biliyoruz nerenin pirinci. Gördük ki yerli diye satılan pek çok ürün aslında ithalmiş. Nerede bizim yerliler? Yok mu? Var arkadaşlar. Bol bol var da işte adam dolarıyla geliyor, yıllık kapatıyor bizim pirincimizi, bizim meyvemizi, sebzemizi, domatesimizi alıp götürüyor. Sonra da sen, ben, biz bir tık daha ucuz diye ithali alıp eve götürüp afiyetle yiyoruz. Bakın şimdi tam da yeri gelmişken söyleyeyim. 2022'nin ilk yarısında tarım zehirleri sebebiyle Avrupa Birliği'nden Türkiye'ye kaynaklı 259 tam bildirim yapıldı arkadaşlar. Dile kolay. 259 bildirim. Ne var bunların içinde? Zehir derken pestisit. Yani tarım zehri kalıntısı. Arkadaşlar 2021 yılında Avrupa Birliği ülkelerinden yapılan Türkiye'ye kaynaklı 372 bildirim yapılmış. Önceki 3 yılın ortalaması bu. Ve bu rekor kırıyor arkadaşlar. Bakın rekor kırıyor. Nasıl? Çünkü 2022'nin daha ilk yarısında 259'a ulaştı bu rakam. Yani yıllık ortalama 350 iken biz 350 neredeyse ilk 6-7 ayda görmüş olacağız. Cumhuriyet'ten Şehriban Kıraç'ın bir haberi. Avrupa Birliği Gıda ve Yemler için hızlı alarm. Türkiye'den ihraç edilen limonda 65, greyfurtta 58, biberde 56, mandalina'da 24, portakalda 11, keçi boynuzunun zamkında 10, narda 8, asma yaprağında 8, ayvada 4, domateste 5, karpuzda 2, maydanozda 2, üzümde, armutta, kabakta, patlıcanda, yeşil fasulyede birer olmak üzere limitin üstünde pestisit kalıntısı tespit etti. Bu ürünler arkadaşlar sınırlardan dönüyor. Ne oluyor sınırdan dönünce? İç pazarda tüketiliyor. Biraz daha ucuz olarak bizim beğenimize, ilgimize sunuluyor. Yani Avrupa kapılarından zehirli diye dönen bu ürünler bizim pazarlarımızda, marketlerimizde bize satılıyor. Yani çöpe gitmesin paracıklar diye bize zehir yediriyorlar başka bir ifadeyle. Değilse, yanlışsa bu haberler neyin nesi? Sayın Tarım Bakanı, çıkın ekranlara. Her gün çıkın. Bunlar doğru mu değil mi? Doğruysa değil deyin ya da doğruysa doğru deyin. Ya da öyle değil böyle deyin, bir şey deyin ama bir açıklama yapın. Sizi ekranlarda görmek istiyoruz. Sizi bize basın bülteni gönderirken görmek istiyoruz. Daha Tarım Bakanlığı'ndan bir tane bile basın bülteni almış değiliz. Sayın Tarım Bakanı, çıkın ekranlara her gün bunlar doğru mu değil mi? Doğru ise de değil ise de bir şeyler söyleyin. Yazık değil mi bu millete? Söylenecek daha çok söz var da çok fazla sözü uzatmak istemiyorum. Sadece şu kadarını söyleyeyim. Lütfen bize basın bültenlerinizi gönderin, açıklamalarınızı gönderin. Arayın bizleri. Basın danışmanlarınız bizleri arasın. Bunların doğru olup olmadığına dair bizlere brief versinler. Bizlere açıklama yapsınlar. Bizler de sorularımızı soralım, cevaplarını alalım ve buradan insanlarla paylaşalım. Kıymetli dostlar, bakın Fatih Altaylı'nın bir açıklaması oldu. Konuyu değiştiriyorum. Aslında aynı bağlamda başka bir konuya dönüyorum. Haluk Özdil de bu konuyu işlemiş. Bana da binlerce kişi yazmış neden bu konuya girmiyorsunuz diye. Ben de bu vesileyle aslında bu konuya da inceden girmiş olayım. Daha çok konuşacağız bunu. Sezon başlasın. Uzmanlarıyla çok konuşacağız. Haluk abiyle de Haluk Özdil'le de konuşacağız bunları, emin olun.
sezon başlasın, Eylül'den sonra röportajlara başlayalım. Birçok isimle biz bu konuları masaya yatıracağız. Fatih Altay da ne dedi? Karınca yedim, tadı gayet güzeldi. Böceğin suda yaşayanını yiyip de karada yaşayanından nefret etmek pek mümkün değil. Dünyanın geleceği böceklerde. Nüfus böyle artmaya devam ederse böcek yemekten başka seçeneğimiz yok dedi. Evet, görünen o ki Altaylı karıncanın tadına bakmış ve bundan sonra böyle devam ederse de böcek yemekten başka çaremizin kalmayacağına inanıyor. Haklı mı arkadaşlar? Haklı. Herkes eleştirmiş. Ben eleştirmeyeceğim kendisini. Onun baktığı yerden haklı. Biz böyle koyun gibi izlersek olan biteni, yakın gelecekte sofralarımıza böcekleri getirirler ve bizim de gıkımız çıkmaz yine. Afiyetle de yeriz bakın. Yani hepimizi suladılar. Birçoklarımıza zorla sulama yaptılar. Ve biz bu sulamalara karşı gık diyebildik mi? Şimdi başka şeyler söylerim, sansür yerim diye net konuşamıyorum. Anladınız siz beni. Bunlar karşısında birçoklarımızın sesi çıktı mı? Birçoklarımız sonradan ses çıkardı. Bakın ilk zamanlarda hepimiz, buna ben de dahil, anlam veremedik. Devletimiz var. Bizi herhalde yani bilmediğimiz şeylerle sulayacak halleri yok ya dedik. Hap verdiler bize. Yani öldürmez ya, devletimiz veriyor. Öldürecek hali yok ya dedik. Ama ne oldu? Sonradan baktık ki o 8-8 verilen hapların insanları nasıl yaşatmadığını, tam tersine öldürdüğünü gördük. Yani dolayısıyla artık her şeyi sorgulamamız gerektiğini iyice öğrenmiş olduk. Hepimiz 7'den 70'e her şeyi sorgulamalıyız. Eğer koyun gibi hayata bakarsak, az önce dedim ya, önümüze getirirler börtü böceği, ondan sonra böyle afiyetle baka baka keyifle yeriz. Şimdi bakın, ülkemizde bu işin öncülüğünü anlaşılan o ki Fatih Altaylı yapacak. Ama bu işin dünyada da öncüleri var. Nicole Kidman gibi, Angelina Jolie gibi ve daha birçok ünlü. Üstelik bunu da büyük bir gururla yapıyorlar. Şimdi şunu da söylemek lazım. Böcek yenmez diye bir şey yok. Böcek yenir. Mesela çekirge yenir. Açlık zamanlarında çekirgenin yendiği olmuştur. Tarihte bunun örnekleri var. Protein kaynağıdır. Bunları biliyoruz ama işin içine karınca marınca girince şekli değişiyor. Ama biz ne yapıyoruz? Kıtlık var, açlık var falan hikaye. Ben bunlara inanmıyorum. Bakın kesinlikle kıtlık da açlık da yok. Ama kabul edelim, dünyada bir açgözlülük var. Dünyada bir israf var. Biz israfı önlemek, açgözlülüğü önlemek yerine ne yapıyoruz? Önümüze karınca getirip karnımızı doyurmaya çalışıyoruz. Ya israfı önlesek zaten dünyada açlık diye bir şey kalmadığı gibi büyük bir bolluk yaşanır. Ama işte illa böcek yedirecekler bize. Neden diye sormadan da edemiyorum. Niye böcek? Niye illa böcek? Daily Star'da bir haber vardı. 1 Haziran tarihli bir haber. Konuya ilişkin göz atarken önüme geldi. Galler'de araştırmacılar çocuklara gıdanın çevre üzerindeki etkilerini ve canlıların yeni sürdürülebilir proteinler bulmak için nasıl kullanılabileceğini öğretmek için ilginç bir adım atmaya karar vermiş ve bu amaçla öğrencilere böcek yedirmeyi düşünmüşler. Bu bağlamda çocuklara böcek ve bitki bazlı proteinin bir karışımı olan Vexo adlı bir ürün vereceklermiş. Verdiler mi bilmiyorum. Böyle bir karar vardı. Ürün klasik kıyma gibi görünüyor. Şu an ekranda da görüyorsunuz zaten. Ne dersiniz? Güzel görünüyor değil mi? Denemek ister misiniz? Güzel görünüyor, kabul edin şimdi. Makarnanın üzerinde de pek de güzel durmuş. Ama böcekten kıyma. O da et, bu da et diyeceksiniz. Ha, inekten, kuzudan, koyundan et. Ha, börtü böcekten et. İkisi de et. Güzel görünüyor, güzel. Arkadaşlar, söylenecek çok söz var da sözü size bırakayım. Ben daha fazla uzatmayayım. Öyle yorgunum ki. Bugün es geçmek istemedim. Bu konular önemliydi. Sizlerle paylaşayım istedim. Yorumlarda buluşalım. Cevap yazacağım birçoğunuza. Hiç şüpheniz olmasın. Görüşmek üzere.